Nasıl yani de birazdan, kaderleriyle savaşan insanların her şeye rağmen umutlarını kaybetmemelerinin anlatıldığı sevilen dizi Bir Bulut Olsam'ın 3 oyuncusu Melisa Sözen, Engin Altan Düz Yatan ve Engin Akyürek, Beyazıt Öztürk ve Meral Okay'ın konukları olacaklar. Bugünkü gelen konuklarımızın bir özelliği var. Onların oynadığı dizinin senaristi sevgili Meral Okay. Bir Bulut Olsam ekibinden Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan, Düz Yatan geliyor alkışlarla buraya. Mardin Midyat'ta geçen, kaderleriyle savaşan insanların her şeye rağmen umutlarını kaybetmemelerinin anlatıldığı sevilen dizi Bir Bulut Olsam'ın 3 oyuncusu Melisa Sözen, Engin Altan Düz Yatan ve Engin Akyürek. Ben tehlikeli adamım. Patlarsam havaya uçarsın. Dünyanın en berbat yerlerinden mayın çıkardım ben Mustafa. Her çeşidini gördüm. Üstüne öyle bir basarım ki patlarsın. Evet, önce konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, harika. Zaten öyle zannediyorum, şu anda ekran başındaki seyircilerimiz, stüdyodaki seyircilerimiz de aynı şeyi düşünüyorlar. İki yakışıklı bir güzel bayan gerçekten, hani görüntü resim itibariyle de dizi yapmasanız, yolda gezseniz bile hani böyle biz üçümüz çıkarız gezeriz deseniz bile böyle güzel bir durum var yani enerji olarak. Maşallah, nasıl seçtiniz arkadaşları? Siz mi seçtiniz? Kim seçti dizi için? Kendileri mi geldiler? Niye bakışıyorsunuz böyle bir dizi yok mu? Böyle bir dizi yok mu? Benim mi katakulliyim? Her gün benim evdeki televizyona gidiyor mu konuyorlar? Bir tek benim seyrettiğim bir şey. Kendiliğinden oldu her şey. Kader diye. Kendiliğinden oldu. Evet. Senaryoyu yazdın. Sonra nasıl oldu? Yani kim nereden seçildi? Mesela Engin'i bir televizyondan ben tanımıyorum seni. Ha, mahallede birkaç kere gördüm öyle geldi. Yabancı damattan ama hatırlamıyor musun? Efendim? Yabancı damattan. Ya ben dizi film özürlüsüyüm. Gerçekten de özür diliyorum onun için. Çok böyle hani hatırladım. Hatırlamadım demek çok şey olacak şimdi. Sonra Karayılan, sonra sinema filmleri. Evet evet ama. Şimdi ben 2 yıl evvel ilk hikayeyi yazarken Narin karakteri için hep Melisa'nın gözleri vardı. Yani ekranın önünde hep onu görüyordum. Evet. Ama Mustafa karakteri için Engin, Serdar karakteri için diğer Engin'imiz, Altan diyoruz biz. Evet. Engin demiyoruz. Evet. Daha sonradan fikrime düştüler. Bizim yapımcımız, benim çok sevgili kardeşim Timur Savcı ile beraber işte kastı oluştururken, çekimler başlamadan 6 ay evvel, değil mi? İlk seninle buluştuk ve işte senaryoyu ve hikayeyi ona takdim ettim ben. O da büyük bir sevinçle bizimle çalışmayı kabul etti ve bir 6 aylık ön hazırlık yaptık. Evet. Sonra Melisa, ondan sonra da Engin'le geldi. Şimdi o zaman ben sorayım size. Bir senaryoyu, yani siz özellikle Melisa için daha biraz daha hani bildiğim için söylüyorum. Seçtiği o işler içinde olduğu işler biraz daha şey, benim bildiğim kadarıyla hiç böyle yani şey işlere girmedi. Hep tutan işler oldu yani, doğru mu? Biraz öyle bir durum oldu. Yani tutmayan da oldu. Oldu ama hani tutanlar. Yani neyse, tuttu tutmadı, şunu sorayım. Meral Okay'la benim partnerim olduğu için ve çok sevdiğim için soruyorum. Yüzde kaç etkisi oldu bu diziyi kabul etmede? Meral Okay'ın bunu yazıyor olması. Çok büyük bir etkisi var. Çok büyük bir etkisi var. Neden? Ben kalkayım öyle konuşayım. Ama merak ediyoruz yani, ben partnerim hakkında bunu merak ediyorum yani. Mesela Meral Okay'dan bana bir şey gelse gözüm kapalı girebilirim diye düşünürüm yani en azından. Evet. Devamı da gelebilecektir. Dişi bir iş olacaktır, üreyecektir, gidecektir falan diye şeylerin hesabı yapıldı mı diye soruyorum. Evet. Yani sonuçta Meral Okay, hani sonuçta ismi duyduğunuz zaman zaten hani insana dair yazacaklarını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Hani hikayenin genelinde olabilecekleri ve hani duyguya yönelik durumları da tahmin edebiliyorsunuz. Bunları da yazmak çok kolay şeyler değil. Daha önceden de yazılmışını gördük. Doğru. Yani, yani bu yapılabiliyor yani. Bunu yapıyor o zaman.
E o zaman tabii ki Meral ablanın çok büyük şeyi var. Bir de Meral abla tabii hikayeyi o kadar kafasında çekmiş ve o kadar kafasında kurmuştu ki. Ya biz hani ileride neler olacağını, hani karakterin nereye gideceğiyle ilgili hani çok güvendeydik. Biliyorum, yani biliyorduk. Yani neydi, önümüzde ne olacağını yani 5 bölüm sonra karakterin nereye gideceğini. Tabii aslında ben bu dizi film işleri hiç bilmem. Bir kere girdim bu biz size aşık olduk diye bir işin içine ama orada da çok anlayamadım ama herhalde şöyle bir durum var. Senaryo çok iyi olabilir. Dizi çok iyi bir yere gidebilir. Kendi karakterinin o şeyi kötü bir yere gidebilir. Ya da senin karakterinle ilgili yazılan şey çok iyidir de dizi o kadar değildir falan filan. Bütün bunların ya dengesi var yani. İyi yani tabii ki önce iyi bir metinden yola çıkıyorsunuz. Tabii ki önce iyi bir oyuncu kastıyla yola çıkıyorsunuz ama bir sürü şeyin yan yana gelip puzzle'ın tam oturması lazım. Evet. Bizim şansımız gerçekten bu ekip ilk bir araya geldiğinde daha ilk okuma provasında yan yana durduklarında hepimiz çok heyecanlıydık. Evet ama gerçekten de o şey var yani. Hani zaten internet sitelerinde, fan kulüplerde yazılanlara, çizilenlere de bakınca herkes birbirlerine sahiplenmiş. Herkes birbirleriyle ilgili bir durumu var yani. Evet, narini paylaştıramıyorlar. Serdar'a mı, Mustafa'ya mı diye. Nedir? Kim anlatacak? Mustafa'nın karakteri nasıldır? Serdar'ın karakteri nasıldır dizide? Nedir yani tam olarak? Nasıl adamlardır bunlar? Ben Mustafa'yı anlatmayayım ya. Anlat abi Mustafa'yı bize. Nasıl bir adamdır? Aşkı nasıl yaşar? Narin'le olan ilişkisi nasıldır? Neden böyle bir adamdır? Valla neden böyle bir adamların sorusu gerçekten çok zor ama Mustafa enteresan bir adam. Hani çok öyle televizyonda izleyebileceğimiz, kolay kolay karşılaşabileceğimiz bir karakter değil, değil. Öncelikle. Yani çok yüksek bir tutkusu var. Hani ve ben onun çok sahici olduğunu düşünüyorum. Hani okuduğumda da yani senaryoyu... Yani gün içinde bu adamın, bu ülkenin içinde karşılığı var mı? Yani mahallede karşılığı muhakkak var mı? Yani, var. Ha? Muhakkak. Bu kadar saplantılı yani var. Bu kadar muhakkak ağır yaşayan yani muhakkak. Öyle mi? Ben olduğuna inanıyorum. Sende var mı böyle bir şey? Yani senin günlük hayatının içinde kendinden bir şey buluyor musun Mustafa'dan? Muhakkak ki buluyorum ama tabii ki ben onun, benim yaşama biçimim öyle değil. Değil. Yani Mustafa bunu çok yüksekle çok göstererek yaşayan bir adam. Ama hayatta bir karşılığı var ki. Bazen bunu... karşılaşıyorlar canım. Abi o benim. Abi o benim. Abi beni oynuyorsun diyenler çok fazla. Ha öyle gibi tabii, söyleyenler tabii, var. Tabii söyleyenler var. O psikopat benim abi diye. Bazılarında da şöyle bir şey var herhalde. Öyle olmak istiyorlar ya da öyle bir tutkusu yüksek olan bir şey yaşamak istiyorlar. Abi benim gibisin ya, benim gibi yapıyorsun. Evet doğru. Aslında Anadolu'da yani çok ben de mahalle kültürüyle büyüdüğüm için vardır yani. Gerçekten de sana daha yakındır aslında o karakterler. Senin karakter nasıldır hocam? Dizdeki karakter daha mı? O batılı. Batı sakin. Görmüş gelmiş. E tabi yani batılı ama işte. Ne oluyor batı görünce abi? Gördüm batıyı. Okudun üniversiteyi. Mardin'e döndün. Ne oldu? Döndün ne oluyor? Dünyayı dolaştın. Evet, geldin oraya. Dolaştın. Döndün Mardin'e ne oluyor? Yeniden Mardin'de Mardinli oluyor musun yoksa o bir şey mi oluyor yani? O entegre olamama durumu mu var uzun süre? E yok sence? Canım. Yani sence. Dönüyorsun tekrar. Aslında hani entegre oluyorsun. Ya insan oğlu bence biraz öyle bir yaratık. Hani nereye koyarsan koy yaşıyor. Hani lükse de çok çabuk alışıyor. En kötü şartları da çok çabuk alışıyor. Evet. Yani Serdar da biraz bunun farkında ve hani aldığı eğitim gereği de bunun farkında. Ve hep uzak yerlere gitmiş. Hani Bosna'ya gitmiş, çalışmış. Ondan sonra Somali'ye gitmiş. İşte hani... Görmüş geçirmiş yani. Birçok yere gidip gerçekten bu doktorluğu ve hani bu mayın işini yapmış. Buna takmış kafayı ve hani onun tutkusu da bu babasından kaynaklı. Çünkü bir baba defekti var çocukluğundan itibaren. Ve hani babasının yolunda ilerleyip babasının yolunda bir şeyler olmak istiyor ve... Babası da mühendis GAP yapılırken yıllar evvel Güneydoğu'da orada bir mayın patlamasında ölüyor. Oradan bir takıntı haline geliyor. Evet o zamanlar lise talebesi. Sonra eğitimini tamamlıyor bilmem ne. Fakat yıllar sonra babasının kaybından yaklaşık bir 20 yıl sonra bu topraklara dönüyor. Köyünde köprü olamayan delikanlının mühendis olup köyüne köprü yapmaya dönmesi gibi değil mi? Yani hep fazla bu... tabii inatçı bir oğlan. Yani benim oğlum olsa ben yollamam oralara ama bütün dünyayı öyle dolaşmış bir oğlan ve kara mayınları diye bir takıntısı var. Savaş zamanı o ekilen mayınlar. Barış sürecinde de yani toprağa ekildiğinde 75 yıl aktif kalıyor o mayın. Türkiye'nin de işte başında olan belalardan biri. Şimdi hatta mecliste bugün görüşülüyordu. Suriye sınırında bizim bölgede işte mayınların temizlenmesi ve oradaki toprakların yeniden halka paylaşımı ile ilgili. Türkiye'de hızlı bu konuda çalışmaları var. Evet. Ve hani
o bölgeye gittiğinde de bir şekilde hayatını normal aslında seyrinde devam ettirirken işte Mustafa ile ve Narin'le yolları karşılıyor. Evet, karşılaşıyor ve ondan sonra zaten ortalık karışıyor abi. Ondan sonrası adamın hiç beklediği şeyler değil yani. Başına böyle bir şey gelsin ister miydin? Yani bak şöyle sorayım abi, sorayım. Ben merak ettiğim için soruyorum. Büyük şehirde yaşayan, daha iyi imkanlarda yaşayan, fakat bir türlü aşkı bulamayan, karşılaşamamış, hayatı da böyle geçecek belli. Hani ortamından, çevresinden falan filan bir adam mı olmak isterdin? Yoksa daha ufak bir yerde delice bir aşk yaşayan ama bir ufak da işte böyle sıkıntılı durumları olan bir adama da yönelebilir miydin? Yani ister miydin böyle bir şey? Yani aşk ne kadar ortada önemli senin için diye soruyor. Güzel soru. Sana ya, ne yaptırır yani aşk? Yaparsınız gerçekten herhalde. Yani bu yapılabilir bir şey galiba. Çünkü hani 9 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ben ondan önce İzmir'de doğdum, büyüdüm. Bir süre sonra metropol insanı gerçekten öldürmeye başlıyor. Ve hani duyguları öldürüyor, sizi öldürüyor, yaşamınızı öldürüyor. Ve hani onun içine kaybolup gidiyorsun. Yani bir an çok veriyor da sonra ağlama kısmında o verdiklerinden de fazlasını aldığı için o kısım sıkıntı oluyor. Aynen öyle. Ve hani metropolde aşk yaşamak çok kolay bir şey değil bence. Yani hani çok daha yüzeysel yaşanıyor ya da metropolde yaşadığın aşklar. Evet. Çünkü hani hayat çok hızlı akıyor ve aşk da o derecede hızlı akıyor. Ama o topraklarda gerçekten geçmiyor vakit. Yani bu hani o topraklarda bir de aşkın olmazsa diyorsun ya. Yani aşkın olmazsa zaten. Evet, o işte yani geri dönmesi. O işte ise vakit geçirtiyor yani adama diye. Zaman yavaş akıyor. Melisa'cığım sen nasıl bu adamın, iki adamın arasındaki dengede yazılanın dışında kendin bir şey katıyor musun oyunculuğunda bu dengede? Ne katıyorsun daha doğrusu? Yani çok bir şey katmamıza gerek kalmıyor. Hazır geliyor diyorsun zaten. Evet, her şey hazır geliyor. Çok şey katıyorlar oyunculukları. Evet, teşekkür. Ben pek konuşamıyorum. Biraz zorlayacağız yani. Evet. Ya da sabah kurmuşlar tam bizim saate bitmiş yani. Onlar bir de yani. Setten geldiler şimdi geri sete dönecek. Hayır ama şey gibi değil mi yani, ben bakınca bir Zuhal Olcay'la falan böyle hani. Böyle bir yok, konuşurken de sıkılıyor. Yok böyle aslında. Böyle sanki pili bitecek gibi. Yani anlatırken aslında benim gerçekten yok. Diyor Allah, kaldırıyor. Onun o beter böcük hali vardır aslında ama evet. Şimdi böyle. Evet. Ne dersek olabilir. Konuşur mesela, ne yaparsak konuşur. Evet. Bir şey yapmamız lazım yani. Konuş Narin. Hemen konuşacağım. Evet. Boş ver Narin'i, sen içine kapalı mısın? Sen onu anlat bize, konuşmaz mısın? Yok, bıcır bıcır aslında. Evet. Aslında evet. Ama bu da bıcırdamadın, evet. Ama daha bismillah. Gittiğin her yerde bıcırdarsın diye. Daha bismillah. Hoş geldin. Hayır. Valla program bitiyor, evet. Kendinden bir şey katıyor musun? Katmıyorsun. Senaryo geliyor ve ben bunu yapıyorum diyorsun. Tabii ki katıyoruz yani muhakkak. O sırada doğaçlama da gelişen bir takım şeyler oluyor. Sahneleri, provasını yaparken zaten prova sürecinde mutlaka bir şeyler ekleniyor veya değiştiriliyor. Sen rahatsın bu konuda, karışmıyorsun. Yok. Genel gidişatı bozmadığı sürece. Tabii. Hepsini açıyoruz. Artı rejinin de vereceği kararlar var. Yani yönetmenimiz Cevriye 3 bölümdür bir yönetmen değişikliğimiz oldu. Şahane bir kadın yönetmenimiz var artık. O da çok oyuncularla bu konuda tartışmaya ve şeye çok açık. O yüzden yine keyifleri yerinde. Şöyle bir şey var bu dizinin içinde. Ben yani yine çok seyredemedim ama gördüğüm kadarıyla aklımda kalanları söyleyeyim. Bu A dizilerindeki kötü şive insanı diziden bir soğutuyor ya yani böyle. Güneydoğu Anadolu'da herkes o kadar ağır yani, evet konuşuyorlar da yani adamın kendi dili yani. Hani bunu ya benzetemiyorsan yapma ya, olmuyor çünkü. Sizde mesela dolaşmak lazım işte. Orada nasıl? Orada bir dolaşmak lazım. Dolaşmak dışında siz fazla da zorlamamışsınız. Yani özellikle seninkinde falan öyle bir delice bir durum yok ki yani, hani yumuşatmışsın biraz öyle konuşuyorsun herhalde değil mi fazla? Evet, dediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten de. Evet, derken Ayça başını üzerine salladı abisi. Ne kadar konuşabilirim? Evet, diyeyim. Ben artık onun konuşmasını beklemiyorum. Onaylasa yeter. Ben onun adına da konuşacağım yani. Sen evet de, hayır de ama bir şey de yani. İyi bari hayır falan konuşuyor ya. Şimdi tabii onun çok işine geldi. İlk 7-8 bölüm çok az cümleler söyleyen bir Narin'di. Yavaş yavaş dili açılmaya zaten ve uzamaya başladı. Bir ara hastaydı, hiç konuşmuyordu, bir şeyler yani vardı. Yani evet diyordu, hayır diyordu. Bilmiyorum. Bir de onun Rabbisi var, Rabbisiyle konuşuyordu. Başka Rabbime bayağı dualar ettim ama. Bulutlara söylüyordu, Rabbine söylüyordu. Valla konuşmadan parayı kazandın ya Melisa. O annem. O annesi. Peki, reklamlarımız var, biz bu arada Melisa'yı çözmeye çalışacağız. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.